Aa, boşa kaydım gene. Bak ya, nereye atıyor ya? Lan nereye atıyorum ya? Al, al oynayın, al kendiniz oynayın. Delir lan, delir. Aynı şekilde deliriyoruz. Bak ya, nereye attın gerizekalı, nereye attın? Yanımda adam var ya. Ya şunlar girsin be. Allah için girsin ya. Merhaba, 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 merhaba. Merhaba arkadaşlar, Baş Şişman'ın kanalına hoş geldiniz. Antalya Spor kariyerimizin ikinci bölümündeyiz. Gelen yorumlar beni o kadar mutlu etti ki ne kadar özlendiğimi, ne kadar sevildiğimi bilmek benim için mükemmel bir şey. Yorumlarınızla bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hem transfer scoutluğu olsun, hem videodaki artılar eksiler ya da takımdaki artılar eksiler, bunları bana söylediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölümde ne yapacağız? Biraz uzun bir bölüm olmasını istiyorum. Bu bölümde altyapıdan oyuncularımız da gelecek. Bakalım aramızda kimler katılacak. Transfer sezonunu bitirir miyiz bilmiyorum. Şimdi takvimden bakacağız hepsine. Ama ondan önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım, videomuz başlasın. Kaldığımız yere görüyorsunuz arkadaşlar. Ligimizin ilk maçında Konyaspor'a 3-2 mağlup olmuş. Şimdi Hatayspor'la başlayacağız ve gelecek ayki 4 maçı da yaparım herhalde büyük ihtimalle. 5 tane maçla bu bölümü bitiririz. Tabii burada şuralarda bir yerde de altyapı raporumuz gelecek. Onlara bakacağız. Ondan sonra bakalım hangi transferleri yapacağız. Kimlere satabileceğiz. Bir tane transfer teklifimiz vardı. Onu şuradan göstereyim. Larsson için transfer teklifi gelmişti. Normalde satsak 7 milyon 900'e kadar satabiliriz. Larsson'u MOO'ya yani ofansif ortosa çevirince daha çok verim alabileceğimizi söyleyen bir arkadaş vardı. Onu denedim. Onu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gelişim planından ofansif portosuna verdiğim zaman 2 hafta sonra diyecektim. 4 hafta sonra değişecek ama büyük ihtimalle de 76 ya da 77 de olabilir. Altyapıdan çok sağlam bir çocuk çıkaramazsak ofansif portosuna, burada Larsson'u kullanmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada da artı 7 alıyor şu anda. Yani büyük ihtimalle en az 76 olacak. Buraya da sol kanatta normalde kiralık olarak aldığımız Holtman var. Bir arkadaşımız almamız gerektiğini söylemiş ama bu arkadaş zaten 28 yaşında, bunu alacağımı ben aynı fiyata belki daha potansiyelli çok genç bir arkadaş alabilirim. Bir tane Arjantinli vardı. Tam şu an ismini hatırlamıyorum. Gidip bakacağız. Orta sahaya bir tane aslında Türk eklemek istiyorum. 3 Türk kuralından dolayı. Çünkü burada Yeşil Yurdun yerine bir tane sağlam adam almamız lazım sağ kanada. Sağ bekimiz normal. İkisi burayı idare ederler. Çok güzel. Saratçı'nın yedeği. Sen Türk müsün canım? Saratçı'nın yedeği yok. Yani ona bir şekilde bakacağız. Şu anda yedek olarak çok acil bir durumumuz yok. Santraforlarımızın yanına bir tane de Türk genç alsam hiç fena olmaz diye düşündüm. Enis Destan olabilir, Semih Kılıç. Neydi Semih, neydi ya? Semih Kılıçkaya mıydı? Bir tane arkadaş var ya Beşiktaşlı. O var. Ondan sonra birisi de şeyi yazmış. Kenan'ı yazmış Juventus'tan. O da olabilir. Normalde en uygun bize Enis Destan. Yani hazır olarak 64 ratingli galiba. Bu bölümle beraber de bölümün oyuncusu anketi yapmaya başlayacağım. Çünkü artık cheat engine'de kullanmaya başlayacağız. Yani oyuncularımızı ödüllendirip takımımıza daha fazla şeyler katmasına yardımcı olacağız. Gördüğünüz gibi 75'lik Larsson'un yanında 68 ve 70'lik Saric biraz düşük kalıyor. Burayı 70 üzerinde yapabilirsek, en azından 70 daha yaparsak, bu mesela rakibin yerine MDO bir tane Türk olsa çok güzel olur bence. Şu yanıt gerekiyor diyor ya, onu ben bir iptal edeceğim çünkü şu anda ona gerek yok. Eğer ki çok güzel altyapıdan bir oyuncu çıkarırsak ofansif orta sahaya, bu burada olur dersek, o zaman satarız. Yerine de başka adamlar alırız. Teklifi reddedeceğim şimdilik. Ama Larsson gidebilir yani. Problem değil. Ha, Redmond'u arkadaşlar. Redmond'u ekledim buraya. Kiralık olarak deneyeceğim. Olabilir olmayabilir. Onu bilemiyorum, şunu verirler mi? Chade'yi biliyorsunuz. Bu arkadaşı eklemiştim. Raksaki. Bunlar nasıl olur bilemiyorum. Çok zor şeyler. 73'lük Okay Yokuşlu var. Orta sahaya düşündüğüm arkadaşlardan bir tanesi. Fiyat olarak 2,5 milyon. Birazcık hızı şey gibi ama özellikleri çok güzel. Zıplama, dayanıklılık, güç, agresiflik, soğukkanlı, top kesme. Bayağı iri yapılı yani. Defansif orta sahaya harika birisi olur. Ondan sonra... Santrafor'a Umut Bozok yapmışsınız ama Umut Bozok biraz geldiği gibi oyuncağı birisi olduğu için ben daha çok yedek birisini düşünüyorum. Mesela Kenan Yıldız 64 ratingli. Kazımcan Karataş'ı alabiliriz yedek olarak demiştiniz ama burada bırakmıyor takım. Niyeyse. Yani herhalde o da Türk kuralından dolayı bırakmıyor. Nasıl bir politikası varsa artık oyunun. Ofansif ortosalar şu anda arkadaşlar eklemişsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir tane arkadaş hatta 10 tane ayrı ayrı oyuncu yazmış. Geleceği yıldızları. Onların hepsini buraya ekleyemedim. Bazıları böyle hani bize uymayacaklardı. Mesela Pafundi ile Fransa'yı yazmış buraya. Serdar Saatçi ekledim. Serdar Saatçi'nin hızlanması 64, sprint 54, biraz zayıf kalacak ama zaten sonuçta yedek. Oynaya oynaya yavaş yavaş da arka tarafta kendini geliştirir diye düşünüyorum. Ne yapalım o zaman, bir Kenan'ı kiralama teklifi götürelim. Kiralama teklifiyle alamıyoruz. O zaman bu arkadaş kiralıktı. Bu arkadaşı deneyebiliriz. 1 milyon 200, 1 milyon 100 kiralama teklifi götürüyoruz. Yani ucuz bir fiyattan da anlaşırsak satın alma opsiyonuyla kiralayabiliriz. Seneye de paramız olduğu zaman tak diye hop parasını alırız. Bu mümkün gerekiyor diyor. 2 yıl istek verirler mi?
2 yıl oldu. 2 yıl da oldu. Ya tamam, burası okey. Yani o kadar üstüne gitmek istemiyorum. Şimdi 1 milyon da para versem ne diyecekler acaba? 1.150 diyor. 1.100 diyelim mi? Çocuğun zaten normal fiyatı bu kadar. 1.100. Yani şimdi de alsak, sonra da alsak bizim için fark etmez. 2 yıldan zaten anlaştık. Yani paramız olduğu zaman tak diye alırız. Önemli olan bu arkadaşın şimdi bize gelmesi. Enistesinden hadi bakalım koçum, seni bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 milyon paramız var. 2.75. Niye 3 yazıyor onu anlamadım. Tam olarak yazsa orada daha güzel olur aslında ama. En az 2 kiraladık diye sayıyorum ben. Oradan başka bir tane daha acaba gençlerden satın alma opsiyonunu kiralayabilir miyiz? Mesela Raksaki'yi yeni transfer olduğu için büyük ihtimalle vermezler kiralık olarak. Vermiyorlar. Çada'yı deneyelim. Çada'yı normalde kaç para? Oo, Çada da büyükmüş ya. Bu kiralama teklifi yok. Bir tane şu aşağıda yer vardı ya bizim arkadaş. Nerede? Gauto. Şöyle baktığınız zaman 4 milyondan başlayan fiyatı var. Şu an zaten o kadar paramız yok. Kiralama teklifi dediğim zaman olmuyor. Ya yerine birisini versek, birisi denesek desek nasıl olacak? Bu arkadaşı bir deneyelim ya. Yani şöyle baktığınız zaman 87, 87, 84, 79. Başka orta açması falan güzelmiş bayağı. Şut gücü 73. Yani sol kanatta zaten şu anda bir tane kiralık oyuncumuz var. Satın alma teklifi götüreceğim. Paramız yok zaten de bir deneyelim. Tek adamla yetmez. Bir sakatlık olur, bir şey olur. Hiç adamımız yok yani. 73 hızla koşan adamlarla maç yapmak istemiyorum açıkçası. Şöyle bir 80'lik 90'lık adamlarımız da olsun. Ben bu adam yerine kimi verebilirim onu bilmiyorum işte şu anda. Acaba bu şu 1.600'lük Ramzi Safuri'yi kullansak mı? Antalyaspor'da nasıl oynuyor onu bilmiyorum hiç. Şöyle yaparsak toplamda 3.300'e geliyor. %5 de satış payı verirsek belki alabiliriz diye düşünüyorum. Teklif yapacağım bakalım ne diyecekler. Lan zaten %5 de %6 yaptın. Ne olacak? Değişik çocuk. Acaba fiyatı düşürsek mi biraz? 1.600 yapayım. 100.000 100.000'dir kardeş. Ya da 1.500 yapayım ne diyecekler? 1.500 %6 %7'ye çıktı. Tamam %7 olsun 1.5 olsun fark etmez. Ne kadar ne zaman satarız kim bilir. Bu çocuğu aldık. Bilmiyorum ne kadar karlı bir iş mi yaptık yoksa ulan gerek yoktu falan filan bilemiyorum şu anda. Altyapıdan kimler çıkacak onları da bilemediğim için ne yapsam. Neyse bu arkadaşla bir görüşelim. Önemli dedi, kendisi dedi zaten. Kabul edelim. 5 yıllık harikasın koçum benim. Bir de paramızı nasıl yapalım onu keşke söyleseydin, olmadı. Sana şöyle bir 8.000 versem olur mu? Teklifiniz makul, oyuncum memnun. Hoş geldin Gauto. Juan Carlos Gauto. Arjantinli, sol kanada aldık. Basel'den 1.5 milyon artı Safuri. Bakalım ne aldık? A aldık. Çünkü bu çocuk arkadaşlar güzel yani. Ratingi 69 olduğuna bakmayın. Potansiyeli yüksek. Takımda aynı pozisyondaki oyuncuların ortalama genel ratinginden yüksek. Potansiyeli olan 20 yaşından küçük en az 2 oyuncu transfer et. Demek güzel. Şimdi o zaman Enis'te gelirse bunun da şey olmuş olacak. Güzel olmuş olacak yani bence. Tamam 88 olsun. Bu çocuk da böyle olsun. Gelişim planı. Gel bakalım. Büyük potansiyeli var diye gördünüz mü? Şöyle biz onu bir sol kanat yapsak acaba ne olacak? Bir haftada olacak zaten. Çeviklik falan da iyiymiş ha. Baya güzel. Bitiricilik. Atak pozisyonu. Tamam sen bir böyle bir kal bakalım Gauto. Birini kiralamışız galiba. Mustafa Erdilman. Erdil adam. Erdilman. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Ha biri daha gitti. Kim gidiyor? Erkan İyibil. Oo Enis geldi. Saçlarından tanıdım. Ya bu oyuncuların keşke gerçek yüzü hepsi olsa yani biliyorum bu kadar çok uğraşıyor yani data banta bir sürü onlara da zordur ama kiralık geldi Enis'ten 2 yıl çok güzel ya sevindim ya elimizde bir tane Türk çocuğumuz olsun ben nereye gitsem zaten biliyorsunuz Türklerle oynamayı seviyorum yani. Cincik gördüğünüz gibi arkadaşlar biz 17.yiz çünkü ilk maçımızı yendik. Hatayspor'da ilk maçını berabere kaldığı için 11. Rapora bakalım ondan sonra acaba ne var ne yok kime bakmamız lazımmış. J. Fernandez, Ujima, Matondo, Burak ondan sonra Kamil Çörekçi burada tanıdığımız Dadaşov. Renat Dadaşov burada mı oynuyormuş? Adamın şeyi de var ha bende kanalda. Rebuild'i var. Azerbaycanlı kardeşimiz Renat Dadaşov. Ondan sonra acaba antrenman oturumu yapalım bir şeyler yapalım burada ne yapalım hazırda hiçbir şey yok. Tamam ben bir şeyler yapayım geleyim. Şimdi böyle başlayacağım. Holtman'la Yeşilyurt başlayacak. Çünkü bu tarafta şu anda Toprak, Bünyamin Balcı bir de Yeşilyurt var. 3 tane Türk'ümüz var. Başka kullanamadık. Enistesi'ni de buraya koydum. Belki Azam Malango'yu kanatta kullanırız. O da olabilir. Bölümün ilk maçına geçelim. Haydi bakalım. Geçerken de şöyle bir like butonuna basarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Evet karşı takımı gösteriyor. Onların stadı zaten. Niye onları gösteriyor? Bizi de göstersene. Yani biz de gelmişiz buraya. Bakayım ne oluyor? Ha şimdi beni gösterdiler. O da herhalde karşı takımın şeyi. Haydi arkadaşlar hazırız diyor. Ömer Toprak kaptanlık pazubandıyla karşımıza çıkıyor. Formaları bu şekilde ayarladım. Biz beyazız onlar siyah. Bakalım nasıl olacak. Sesimiz iyi geliyor mu? İnşallah güzel şey güzeldir. Her şey çok güzel geliyordu size. Haydi bakalım. Bu sefer başımızı dedim ya. Pasımızı verdik. Şöyle bir başlayalım bakalım. Bu kaçıyor. Al çocuğum. Şöyle bir şut çekelim. Oo Erce kardeşler. Trabzon'un eski kalecisi. Öyle de yedek kalecisi, eski kalecisi derken. Şunu bir al. Şutumuzu çekemedik. Şöyle bir şey, o da yok. Ben bir bombardımana başladım sanki ama. Bunu bir alayım. Çocuğum neden böyle şeyler yapmayın? Oğlum bu golü yeme ya. Bu golü yeme ya. Ya
adam dümdüz geliyor işte. Fernandez değil mi? Bu ne oldu? Ne bu çocuğun adı? Soyadı Fernandez. Adı ne? Yazıyor mu? Joelson Fernandez. Lan bu çocuk şeyde oynamadım ya. Devam. Haydi bakalım. Saracchi. Topu bir al. Hop. Of be. Erdoğan Yeşilyurt. Bravo çocuğum. Bak. Çerçeveyi buldum dedi. Gördünüz mü? Çocuğun kendi hareketi galiba. Ben sadece X'e bastım. Otomatikini yapıyorsa. Evet. Random bir şey yapıyordu ya. Erdoğan'a ait bir şeydi. Yoktur herhalde büyük ihtimalle. Solla attı. Çocuk normalde sağ ayaklı. Ama hoş şeyler bunlar. Sakin. Karacı bravo. Karacı çıkarmayın lan topu. Gitti lan bayağı. Neyse. Bunu da al. Ya o... Bak ya nereye attın? Gerizekalı nereye attın? Yanında adam var ya. Bu ne lan? Yuh. Kaç hızla geliyor bu çocuk? Hayır. Normal. Üç kişi geldiler. Tıkır tıkır. Ben mal gibi yatınca yapacak bir şey yok. Hadi Erdoğan. Vur oğlum. Ya şunlar girsin be. Allah için girsin ya. Lan ne yapıyorsun Larson? Larson koş. İçeri. Ya arkadaşım. Korner mi? Sarı kart mı? Ne oldu orada? Lan penaltı olmuş ya. Şöyle bir yukarı doğru vursak mı? Güzel. Top şunu şuraya bir topu bir al. Topu bir al gidelim. Bir işimiz var daha. Lan ben top şey oldu zannettim ya. Orada engellediler. Kornere gitti sandım. Hiç görmedim bile yani. Golümüzü izliyoruz ama normal bir gol işte. Penaltı golü. Ama güzel vuruyor şöyle plaseleri. Ama kanım ısınmadı. Onu söyleyeyim yani. Kaç gol olmuş? 2 maçta 1 gol. Sakin. Hop boşa kaçtı. Güzel. Al çocuğum. Şunu da al. Şöyle bir şey yokmuş. Tamam. Deniyoruz. Yapacak bir şey yok. Nerede boşluk var? Oradan şut çekeceğim. Hocam çok sinirlisin ya. Aynı benim koçlara. Bak. Holtman. Şunu bir al bakayım. Bir daha. Ya bir daha ya nasıl veriyorsun ya? Çocuk. Abi adam kaçıyor. Yani bu değil bu. Kalite bu değil. Korner, ardarda korner oluyor böyle 50 tane. Hiç sevmiyor bunları ha. İlla burada gol atıp gidecekler. Bak şimdi 2-2 iken şuradan çıkıp gidelim mi ya? Tamam bize niye değmedi o top? Kapat. Ben biliyorum abi biliyorum. Ya bu oyunu yani yıllardır aynı şey. Abi bu adam buraya gelirse bu adam gol atmadan gitmeyecek. Neden ya neden? Ya nereye attın abicim? Nereye attın? Nalet girsin, nalet. Ya niye adana atıyorsun ya? Niye? Lan oğlum aldığınız topu... Lan bu... Abi ne oldu? 4-2 oldu ya. Ya Rabbim ya Resulallah. Alıyorsun veriyorsun. Alıyorsun. Abi vurun gidin şu topu ya. Vurun. Ya bu kadar olmaz be. Ya bu Saracchi'yi biz niye aldık ya? Bir boka yaradı yok ha. Gel maç sonu spiri. 5-2. Bravo. Arkadaşlar yenildik yine sinirleniyorum. Ya ben zaten biliyorsunuz normalde de sinirleniyorum böyle oynarken siz yokken de yani ben burada kendi kendime dün gece oynarken mesela oyuncu kariyeri yapıyorum kendi kendime onu oynarken yine sinirlendim. Abiciğim bu sinir ne olacak? Gelen kutusu. Şimdi maç gününe geldik. Hasan Bolonga tam keskinliğe ulaştı falan diyor. Aylık oyuncu izleme şunlar bir geldi. Butici mevki değişmesi için ediyor. Sol kanat, sağ kanat mı olmuş? Ha. Tamam sen böyle devam et ya. Arkadaşlar ne yapsak acaba Larson'u satsak para kazansak bir şeyler mi alsak ben ne bileyim şey yapamadım ya. İlk başta çok hoşuma gitmişti bu ilk maçlarda hazırlık maçlarında. Yani Butici'yi falan satacağım artık ben ne bileyim kullanmıyorum bu adamı zaten. Kaç para bu? 2 milyon 200. Yani şu ikisini satsak nerede çocuk ya? Gel bakayım buraya gelişim planı. 2 hafta daha varmış ya 2 hafta yapıp ondan sonra satmasak daha pahalı olacak diye düşünüyorum ben çünkü. 7-900'e falan değil de 8.5'a belki falan satarız en az. Şimdi şu iyi asker diyor bu neymiş? İlhan Asker. Nereye göndermiştik bunu? Fildiş sahili.
şeyleri. Şöyle gel bakayım. 40 54 35 59 51 69 bir tek ortada bir tane gördüm. Şunların fiyatlarına bakalım. 130 bin. Hani bazen şey oluyor biliyorum. Başkalarında da görüyorum. Adam yanlış şeyde geliyor forumda mesela. CDM geliyor ama aslında adam center back. Şey CDM derken MDO. Bu da 62-86 bir şey olmaz. 68-92 bundan bir şey olabilir. 16 yaşında US Bamba. 600 bin. Fena da değil. Gel bakalım. 43-57 120 bin. Bu da olmaz. 53-73 bu da boş. Aylık neymiş? Mehmet Yılmaz'a geldik. Gökhan Yılmaz, Fırat Çetin, Deniz Kaya, Ümit Kara. Ümit ne lan? Ümit de onun adı. Osman Kaya. Oyun bu kadar Türkçe bilmediği için gıcık oluyorum bazen. Bu adam kanat falan galiba. 775 bin. Güzel. Gel bakalım dostum. 76-94. 2 milyon 300 bin. İşte bu aradığımız böyle bomba şey bu galiba arkadaşlar. Bir tane dedik ya böyle hero kendimize kahraman olalım. Başka kim var burada? 350 bin. Yok 350 olmaz. Yok böyle daha pahalı şeyler bakacağım. 600 bin mesela bu olabilir. Deniz Kaya. Ondan sonra 69-93 350 bin. Ümit Kara. Bunu da boşver. Bu kimmiş? Osman Kaya. 875 bin. Bu adam iyi şeyler buldu ha. Kim çıktı ona da bakmadım şimdi. Dur gidelim bakalım. Kimler var kimler yok. Kaleci var. 62'lik. 58-60-66. Ha bu çocuk deminki. Gökhan Yılmaz. 72-73. Dribbling'e bak. Oo bir dakika. Burada bu adam değişmeli bence. Görüş 69. Paslar. Tapas 59. Uzun pas 53. Top kontrolü 80. Bu adam ofansif ortası arkadaş. 2 haftada değişiyor. Çünkü bu adamın hızı yok. Kanat oyuncusu değil. Bak şimdi bu böyle yükselir de bile ben size söyleyeyim. 14, 5 hafta, 5 hafta. BDO mu? Fizik gücü iyi mi? Bu adam kaç mı? Şey, santim? 1.99. Allah Allah. 1.95. Kaleci de 1.95'miş. Abi şu MDO adam acaba şey olur mu? Fizik gücü, dayanıklılık güç. Hem uzun boylu hem fiziği var. Bu adam bence defans. Büyük ihtimalle. Normalde burada da oynar da. Bayağı özelliği de gelişecek gibi. Tamam bunu da bulduk. Güzel oldu. 2 hafta daha gitsin. Şu MOO şu bir değişsin ondan sonra çıkaracağım. 2 hafta sonra. Mehmet Yılmaz varmış. MOO. Bu adam kanat yapsak olur mu? Sağ kanat, sol kanat. Aa gelişiyormuş aslında. Şey yapalım mı ya? Bunu kanat yapsak. Sağ kanat yapalım bakalım ne kadar gelişecek. 2 hafta sonra bakacağız. Acaba MOO'dan değişir mi? Çünkü biraz hızlı da var. US Bamba. Ha bu çocuk şey. Sağ kanat. Oo hızlıymış lan. 80-81. Hoş. Normal direkt sol kanat mı çalışsın o zaman? Zayıf ayağı da gelişiyor. Çok güzel. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bunlar bir kalsın. Ya iki hafta bu değişmeler şeyler bir gelsin. Ondan sonra ben şey yapacağım. Bir şey deneyeceğim ya. Şu Okay'ı bir deneyeceğim ben. Şimdi oyuncu değişimi diyeceğim. Orta sahalar. Erdal rakip. 68. Bir de ben versem. 1 milyon versek o adama ama şey yetmez ha. 900 bin yapmamız lazım. 900, 1.5. 3 şey istedi. Sonra değil 960 istedi. İlginç. Üstüne 300 bin vereceğim. 50 bin. Oldu. Ötücün yerine o adamı aldık. O zaman o çocuğu rakip var ya Erdal değil lan. Neydi o çocuğun adı ya? Erdal rakip miydi? Okay yakıştı. Gel bakalım koçum. Yani ne bileyim 68 reytingin üstüne şu an 73 artı 5 reyting daha ekleyeceğiz. O kalktı ben de kalkıyordum ha. Onu da yaptık bunu da yaptık. Kabul et. Serbest kabul modeli falan yok. Bu iyi parayı kendi istedi. 17.500. Böyle yaparsak paramız yetecek. Tamam. 10.000 lira abi. 10.000 para yoldan bulduk ya. 10.000 euro kaç kişinin maaşı biliyor musun sen? O zaman hoş geldin beş gittin diyelim mi? Şu adamı bir karşılayın bakalım dışarıda şeyde yolda. Hey zamanlarımız gelecek mi acaba? Dışarıda böyle insanların toplarını imzalayan futbolcular transfer edebilecek miyiz? O günleri görebilecek miyiz acaba? O kadar uzun soluklu bir... Ne kadar çok konuştum. O kadar uzun soluklu bir şey istiyorum böyle. Yani 90'lık oyuncular alabildiğimiz şeyler gelsin. 7 numarayı niye aldın oğlum? Senin numaran 5'tir 6'dır yani. 7 değil 7 kanat oyuncusu. Hayırdır? Tamam hadi reklamımızı yaptık neyse. Şey aldık ya para vermişiz bir de üstüne demek ki baya. 2.600.000 mümkün olan en iyi anlaşma 1.900.000'müş. 1.900'da da adamı vermezler gerizekalı mısınız ya. Stoperde de oynuyor lan bu adam. Oo stoperde de oynuyor. Bak şimdi bak. Stoperde 2 haftada oluyormuş. Acaba bir şey mi denesek ya? Orta sahaya başka bir formül mü bulsak? Ne yapsak? 2 hours later. Şimdilik böyle kalsın. O adam biraz daha düşünce onun yerine geçmek için. Hem zayıf ayağı gelişsin. Hem de hızlanma biraz daha gelişsin. Ona bakacağız. Sen bir dur bakalım orada. Şimdi arkadaşlar maçımıza geçmeden ben bir küçük bir araştırma yaptım. 3 tane böyle genç arkadaş buldum. 19. Bir tanesi 19. İkisi 22 yaşında. Sol bek yedeğimiz yok. Acaba bunları kiralarlar mı diye merak ettim. Şimdi özelliklere baktığım zaman eşek gibi adam. Yani gücü de var iyi. Fazla bir özelliği yok zaten. Bu 64 reyting. Bu da Dortmund 2'de oynuyor arkadaşlar. Prince Anning. Şöyle bir özelliklerini göstereyim size. Şu adam da Adam Sørensen. Danimarkalı FK Bodø/Glimt'te oynuyor. Bu da hızlı bayağı. 90 küsür. Ve kesme pas, seri, çabuk adım. Bunlar hep böyle artık çoğu oyuncuda görüyorum. Trade'ler var çok fazla. Teknik, çabuk adım. Bunda var mesela. Kayarak müdahale, çabuk adım. Bu hızlı olan oyuncularda genelde çabuk adım oluyor. Şimdi şu çocuklara bir denemek istiyorum. Acaba bunları kiralık verirler mi? Şöyle basalım.
Gelmiyor. Şuna verirler mi? Kiralama teklifi. Bunu da vermiyorlar. Hadi bunu deneyelim bir kere de. Bunu da vermiyorlar. Neyse bunlar olacak, burada kalacak. Yapacak bir şey yok. Biraz bekleyeceğiz. Ya oyuncu satılınca bir şey olacak. Çünkü olmuyor yani. Şimdi 5-3-2 Rorenti oynuyorlarmış. Tactics Televizyonlarında uzun top. Başka ne var burada yapabileceğimiz? Antrenman oturumu diyor. Bir antrenman oturumu yapalım bakalım. Neler yapabileceğiz ona bakalım. Tamamdır, bu antrenmanı da yaptık. İkisi tiki taka aldı. Bir tanesi de ince pas aldı. Güzel. Bu şekilde oynayalım diye düşünüyorum. 1-2-3 tane odamımız var mı? 1-2-3 tamam. Değiştirirsek Destan girer, Yılmaz girer, Yeşilyurt girer, Akyol da girer. Böyle iyi miyiz arkadaşlar? Başlayalım. Akşam maçı. Güzel. Formalar da güzelmiş. Maç yap diyelim. Maçımıza geçelim. Bir galibiyet alalım ya. Yine öleceğim arkadaşım. Bu ne ya? Evet. Krampon seslerinin arasında. 45 dakika kalmış zaten maça. Soyunma odasından çıkan arkadaşlarımız maça doğru. Lan 45 dakika önce niye maça çıkıyorsunuz? Değişik çocuklar. Antalyaspor seyircisi yerini almış. Davullar, zurnalar eşliğinde maça çıkıyor arkadaşlarımız. Teşekkür ederiz. Antalyaspor. Bu adamların şeyi yok ya. Arkada isimleri yok. Hoş geldin diyor. Nasılsın diyor. Bakayım drone. Fazla göstermedi. Neyse. Karşı takım başlıyor arkadaşlar. Hadi bismillah. Larson sen ne yapıyorsun? Ne gözüyorsun orada? Al şu okuştu. Yokuştu. Lan galeyi bulmuyor benim şutlarım. Ben anlamadım ya. Allah'ım delir lan delir. Aynı şekilde deliriyoruz. Abi nasıl bir şey ya? Bu adam Baldus'un şeyi garip mi? Ney? Bunu bir al bakayım. Açıyor mu? İşte bu ya. Şu kadar. Tıkır tıkır. At sol. Sakin ol. Haa. Bu da buktaya gelsin o zaman. Atamadığı gollere gelsin. Ben buradayım diyor. Hocam sakin ol diyor. Bak. Tek pas. Bravo be. Geldi çocuk golünü attı ha. Ses nasıl? İyi. Tamam. 3 maçta 1 gol. Daha çok nice gollere. Hadi bakalım. Ya nasıl bir üçgen alışverişi oldu? Orada olmadım. Bas. Bas bravo. Bunu da al. Hop. Lan! Oğlum lan koşuya bıraksana. Oğlum Larson seni satacağım ha. İçeri de girdin ne güzel. Allah'ım yarabbim sen solak mısın? Değilsin ya. Şunu ortaya ver bakayım abine. Sakin. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kırmızı kart versen. Versene. Verirse. Karı bari ver hocam ya. Abi arkadan giriyor lap diye adam ya. Ne yapıyorsun ya? Alsana. Lan o. Karı şunu al. Oh be. Oh be bir gol attı şöyle ya. Lanet diye tutuyor. Larson. Ne yapayım seni bilmiyorum ki ya arkadaşım. Orada boşta adam varmış aslında. Pas verip ona da gol attırabilmişiz. 111. Hep de 111 ha. Burayı da izliyorum. Hep aynı 111. Otomatik mi bunlar? 75 maçta 1 gol. Yazmadı lan. Aa yazdın mı? Görmedim. Nereye gidecek? Bak ya. Tamam geldi. Golünü yaptı. Geç. En ufak bir gole böyle şeyim yok ha. Çocuk bir 73-74 olsa var ya. Çok güzel. Gel. Larson. Lan ne yapıyorsun? Vur lan. Lan vur. Hadi gole bak. Geri geldik. Larson topu aldı. İyi oldu. Burada hani gözüme girdik biraz. Tamam. Ya bilemiyorum ki şimdi. Burada bir iyi oynadı diye sürekli iyi oynayacak diye bir şey yok. Larson satsak 3 adam var burada satayım. O niye sağla vurdu ki? Ben o adam solak diye ona verdim. Durdurdum bilerek yani. Neyse 3 oldu. Çok güzel. Larson. Umut. 4 oldu. Harika. En azından gıcık olduğumuz şeyi aldık. Oradan çıkardık. Şimdi canım. Buradan golümüzü attığımıza göre şuna bir geliyoruz. Madem 4-1 öndeyiz. Ason Bolong'a çık. Enis Destan gir. Larson bulursun. Bandas direkt burada oynuyor bile zaten. Buna yer var mı? Var. O da girdi. Tamam. Rus çocuk. Ason Bolong'a. Teşekkür ederim oğlum. Alkışlıyorum seni. Bütün seyirciler seni alkışlıyor görüyor musun? Ama Enis Destan'a da yer vermek lazım. Orta. Al bakalım. Hop. Çok güzel. Hop. Hocam orada dur. Penaltıyı aldık. Kim yaptırdı? Kim? Larson mu vuracak şimdi galiba? On destrek. Bir saniye canım. Enis Destan gel. Şöyle yukarı doğru atıyor muyuz? Hop.
Bravo çocuğum, bravo. İlk golünü attın. Vur topu, vurma tamam. Ya öncelikle uzun bir aradan sonra ilk golüm. Bunun için çok mutluyum. Ha, ilk golünü attığın için seviniyorlar galiba çocuklar. En istiyorsan 11 mi verdik lan bu çocuğu? Hop, değişik güzel burada ha. İlginç. 5-1. Enes'ciğim. Geliyormuş. One the street. Çok güzel paslar. Ya şöyle ama açılan takımlara karşı oynuyoruz da yani. Önemli olan ulaşmak gol yemeden. Yani şu an güzel pas verdi yalnız. Hiç bakmadan direkt ayağının içiyle hop. Burada da kaptırabilirdim aslında ama oldu. Yaptık yani. Hadi hocam bitir tamam 6-1 yeter. Yazık. Yani sonunda şu tribünleri bir sevindirdik ya. 3. maçımız mı? Arkadaş bu ne ya? 9.1 2 gol atmış Larsson. Asambolongo 1 gol 1 asist. Tariş 1 tane asist var. Molgaard çocuk ne yapmış ki? İyi oynamış ama demek ki. 0 şey yok yani. Enises'ten 1 gol. Holtman 1 gol. Van de Streek 1 gol. Yeşil Yurt 1 asist. Başka da bir şey yok. Buyurun hocam hoş geldiniz diyor. Bugün kazandığınız maçta Gautu tarafından sergilenen performans sizin için yeterli mi? Hemen belli olmaz diyelim. Biraz mutlulaşsın. Bugünkü performansı üzerine koyarak ilerleyeceğini umuyorum diyor. Tamam. Larsson attığı 2 golle kahraman gibi oldu diyor. Tecrübe. Larsson etkileyici oynadı. Bunu da şey yaptık. Bundan sonra bize bir soru sor bakalım. Gaziantep karşısında rövanşı aldınız. Rövanş mı? Ne zaman yenildik onlara? Şöyle yapayım bakayım lan. Herkes çoğalsın. İyi. Teşekkürler. Başka soru almayacağım. Alma zaten ben de vermeyeceğim. Salak konuşma lan. 1-2 3. maçımızda 6-1 yendik. Tamam şimdi İstanbul maçı var. Trabzon maçı var. Adana Demirspor maçı var. Şimdi arkadaşlar ben şey diyorum. Bu bizim çocuk var ya 66 ratingli hani altyapıdaki. Bu çocuğu çıkarıp artık yavaş yavaş oynatmaya başlasak yedeklerden girse sonundan sonra cıma. Şu nerede bu? Kaleci falan 62 ya. Bunları falan çıkarıp acaba kiraya göndersek mi? Yani en azından daha şey açık bizim şeyimiz. Yani transfer dönemi hazır açıkken bunları yapmak istedim. A takımı yükselt diyoruz. Ondan sonra çocuk da gelsin. Gökhan Yılmaz'a ne yapalım biliyor musunuz? Önce bir oraya çıkarayım. Çocuğa bir krampon yapalım bence. Ondan sonra bu arkadaşlar biraz daha dursun. 7 numaramız yapayım ben bunu. 7 numara iyi yani şey bizim için önemli. Antalya Spor sonuçta. 7 numarayı bir çocuğa vereceğim ben. Bakalım hak edecek mi? Hak etmese değiştiririm. Problem yok. Arkadaşlar olaya bak. Gökhan Yılmaz daha yeni çıkardı yukarıya. Hemen Brighton gelmiş. Sen hayırdır kardeş? Teklifi reddet. Biz bu çocuğu hiç yapmadık ki. Bak şimdi Larsson'a birden geldi arkadaşlar. Ama bir hafta sonra Open Sports olacağı için şu an satmıyorum. Nasıl olsa teklif gelir. Gelmezse biz zaten kendimiz koyarız. Onu şu an teklifi reddet diyeceğim. Hatta öbürünü de söyleyeyim. Osman Kaya geldi. Alma opsiyonu demiş Samsun Spor. Şöyle yetki verelim. Bir alama 1 yıl 2 yıl. 2 yıl gitsin. Bir zaten bir şey olsa çağırırız. Kaya için Tottenham opsiyonuna kiralamak istiyorum. Tenerife. Bir alama 2 yıllık. Tamam hangisine gidiyorsan git. Fark etmez. Yani Tenerife'de oynayabilir diye düşünüyorum. Biraz daha düşük bir takım. Şimdi Asambolongo ile başlıyoruz. Deminki maç da güzeldi. Bu şekilde başlayalım. Buksa sen biraz böyle yedeklerde takılacaksın arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Sen bana zevk vermedin ya. Çok bilmiyorum. Geri mi göndersek ne yapsak? Param olsa yerine adam alsam olur da. Problem yok. Saat 22 maçıymış arkadaşlar. Açık. Octagon Park. İstanbul'dayız şu anda. Şeyimiz güzel mi? Tamam o da güzelmiş. Formularımız da güzel. Maçımıza başlıyoruz. Devam. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Ben bunları zaten hepsini uzun uzun koymam. Haydi bakalım. Kimi gösteriyorsun? 5 numara. Okay yokuştu. Bu kim? Cem Larsson. Son maçta 2 gol atmış. Ha. 2 tane de şey geldi. Yani satsak mı satmasak bilemedim şu anda. İstanbul Spor, Antalya Spor. Haydi bakalım. Kaçıncı onlar bilmiyorum şu anda. Hiç bakmadım. Neyse. Sonra artık onlara bakarız. İstanbul Spor'a da yapalım bir. Selamünaleyküm diyelim. Bence. Çok güzel. Bunu da alalım. Sen ne yapıyorsun ya? Neyi koşuyorsun kim? Çok şey oldum, stres oldum şu anda. İyi ki öbür adam şeyi bozdu. Tamam golümüzü attık. Açılışı bizim yapmamız güzel oldu çünkü. Burnum kaşınıyor. Nalet girsin. Gol yemeyeceğim bak. Gol yemeyeceğim. Oğlum kapatsana önünü. Offside. Gördüm orada. Gördüm abla kaldırdı. Gördün mü? Adam nerede? Ortaya dön. Ne kadar bir şey sakin yoldunuz ya. Devam et.
Nereye attın acaba? Değişim çocuğu. Neye araya attın acaba? Orada hiçbir insan yok ya. Yaşam mücadelesi veren canlılıklar, varlıklar sadece. Başka kimse yok. Atmadı Deyus. O zaman sen at. Offside gördüm. Sakin ol. Bak bunlar gelmeye başladı bak. Bir gol daha atmamız lazım gençler. At çocuğum. Koş. Koş bakalım. Vurmam lazımdı çünkü geliyordu. Yapacak bir şey yok. Aaa boşa kaydım gene. Ne oldu? Ne oldu ya? Hocam ben ne yaptım orada? Lan ben dedim acaba penaltı mı oldu, ne oldu? Bir anlamadım yani. Bir çok garip şekilde. Deminki pozisyona vermiş onu. Bravo. Koş çocuğum, koş. Ya. Al hadi lan. Ya şu bir gitsin be. O zaman bu olanda al bu çocuğu şuna. Vur lan. Niye girmiyor ya? Ya Gauto onu niye atsın, nasıl yapamadın ya Gauto? Çocuğun ismi de garip. Hadi bakalım ilk defa sahaya girdi Gökhan Yılmaz. Gel çocuğum. Bunlar ne kadar bileylenmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Bak. Şu oynadığım kaç maç içinde bu kadar zorluk görmedim ben. Ya o nasıl gitmedi ya? Yapma. Kuleci kurtarmış. Oh be. Bu neymiş ya? Arkadaşlar çok zorlandım ya. Bir bak gene bak. Atkılar her şey bembeyaz. Bu adamlar kim lan? Kokulan mı yoksa? 103 pas denemesi, 98 pas denemesi. Adamlar bizden iyi her şekilde. Müdahale bir tek şey. Tamam röportajımızı yapalım. Öbür maça geçelim. Arkadaşlar bir denemek için basmıştım kiralık diye. Oluyor mu diye. Bir tane oyuncu vardı. Onu aslında kiralık olarak yani kanatlara getirsek bence güzel olur diye düşünüyorum. Satın alma opsiyonu diyelim. Mümkün görünüyor diyor. 2 yıl diyelim. Olur mu? O da olur. 60'a 40. O da olur. Kabul et. 2.300.000. Vallahi ben bunu direkt kabul edeceğim. Çünkü şu anda zaten çocuk 2.5 milyon. Niye böyle yaptılar anlamadım. Ben bir şey ellemiyorum. Gelirse kullanacağız. Dortmund'dan gelecek çocuk arkadaşımız. Ya ben Türk arıyorum. Abi Türk de kim bu? Yani benim en çok ihtiyacım olan orada bence Yusuf Sarı olabilir. Yusuf Sarı'yı da almaya paramız yok. Zaten Adana Demirspor normal ilk 11'de oynatan odamı vermez. Şuraya ben eklemiştim bunu. Bak hıza bakın. Hızlanma 91, sprint hızı 80, çeviklik 91, denge 92. Hayvan gibi şu, yani şu çocuk var ya olsa süper olurdu. Larsson'a yine bu sefer Crystal Palace geldi. 7-800 diyor, verebilirsiniz diyor. Ama ben şunu hala değiştiremedim. MOO olduktan sonra değiştirsem, gelse bir baksak 76 olsa en azından. O fiyat 1 milyon daha koyar bence yani. Satarsak öyle satalım diyoruz. Bilemiyorum. Şu anda maçımız da geldi. Ne diyor? Maç öncesi antrenman oturumu. Ben şunları bir yapayım geleyim. Ha şuna bakalım kim var burada? B. Ayberk, Basit Bakasetas, Edin Visya. Bunlar bizi yener zaten de. Burada bir şey yanıp sönüyor o ne? Pontas kim lan? Birini almışlar. Tamam ben şu antrenmanları yapayım geleyim. Bu sefer Buksa ile başlayacağım. Başka kim var? Herkes aynı ya. Balcı yerini aldı. Ondan sonra yediklerimiz falan filan iyi. Evet sesin, topun sesi falan ne güzel geliyor değil mi arkadaşlar? Kendiniz. Siz kulaklığı dinlemiyorsunuz gerçi ama. Bu ne? 6 yeni mesaj mı? Ne oluyor lan burada? Benden habersiz. Tamam, bir dakika. Ha ben beyaz değilim, ben kırmızı. Pardon. Mesaja bakarken kafam karıştı. Hadi Trabzon. İyi geliyorlar bu. Enis Bardi, kaydık. Şöyle bir şey yaparsak olmadı. Hayır. Gol. Offside. Orada bir şey yandı. Elime mi değdi? Ne oldu? Orada bir ışık yandı. Dedim offside mi oldu? Ne oldu? Ha elime değmiş. Offside niye olsun ama? Hadi bakalım. Bir. Vallahi orada sarı kart mı, kırmızı kart mı bir şeyler yiyeceğiz. Onu bilmem de. Ya arkadaşlar.
Niye mi? Al çocuğum. Ya niye oraya atıyorsun? Arkadan adam geliyor zaten. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şu golü bir attık. Şu golü bir attık. Çok güzel. Klas bir şekilde tak diye tık diye böyle bıraktım. Nereye koşuyorsun acaba? Hocam mı koşuyor? Oğlum İlker bitti mi? Lütfen bak İlker bitti lan. Allah Allah. Hadi bakalım. Ayağımı sıkı sıkı bir şey oldum. Sanki ben kendim koşuyorum. Bu derece heyecanlandım. Hadi ne yapıyorsun hadi. Adam koktu, gole bak bize. Resmen gol atmadı. Koktu. Yani okuduk tamam, hani Sparta yazıyor tamam. 8 numara. Hepsi bir yerde, bak ortaya, bak ortaya. Gel bakalım. Lan ne yapıyorsun ya? Anasının artık hürekesi yani. Ya aldım topu, bir daha vermeyi sevmiyorum. Nasıl hareketler bunlar ya? Abo 5 oldu. Lan şeyi almamış mı biz ya? Al lan burada oyna. Şurada akyol alalım. Simülasyona geç. Lan ne oldu ya? Bitir diyecektim ben. Sonuca geç. 5-3 mü? Oğlum nasıl oluyor lan? Ben oynamadığımda 2 tane gol atıyoruz lap diye son 10 dakikada. 84-89. Çok garip ya. Ah bizim çocuk geldi. Hoş geldin lan. Yedek çocuk. Abi yedek alacağımız oyuncu yok ya. Var mı böyle bir şey? Erdal rakip. Gel lan seni satalım da para kazanalım. 1850 kadar satabiliyormuşuz. 1950 diyeceğim. Oldu. Abi en azından yani bir dakika ya. Barcelona ne oldu? Ofansif ortası oluyor. Hadi bakalım. Bakalım ne kadar olacak. 3-2-1 bastık. 77. İşte bu iyi. İşte bu iyi. Böyle yaparsak zayıf fayda gelişir. Şu an onun piyasada. Piyasa değeri de şu aldı adama bak şimdi. Piyasa olarak 10 milyon oldu. 1 yıl 10 ay. Bak şimdi bu adama satarsak kaça satıyormuşuz? Şimdi göreceğiz. Transfer listesini ekleyeyim mi? Eklemeyelim. Eklemeyeceğim. Normal şey gelirse satacağız. Aa bir dakika gel. Alt yapıya gel. Çocuk stoper olmuş. Bir değişiyor mu? 60 oldu. Güzel. Sen burada bir çalış. 60 oldu. Seni aslında kiraya vermek isterim yani. Çocuk da sağ kanat olmuş. O ne oldu o zaman? 60'dan kaça yükselecek? 62'ye. Sen oğlum sol kanat çalışmaya devam et. Senin gelişmenin lazım. Ama şunlar aslında çıkarıp bunları kiralayabiliriz ya. Ne oldu? Kim gitti? Aa adamı sattık gönderdik. Hoş geldin. Erdal rakip. Bay bay. 1950 sattık. Bize kaç geldi acaba? Bize ve puan ne verdiler? Ulan ufak. B vardı. Arkadaşlar Gökhan Yılmaz'ın da pozisyon değişti gelmiş. Acaba 66'dan yükselecek mi? 1-2-3 basıyorum. Yükselmedi lan. Neyse. Şöyle o zaman ofansif ordusu olarak çalıştırayım ben onu. 8 hafta, 11 hafta, 9 hafta, 8 hafta. Şununla bir devam edelim. Gökhan Yılmaz 66 ile devam etsin. Evet arkadaşlar son maçımıza geldik. Ben zaten hatta uyudum kalktım. Gece şu anda çekiyorum şu anı. Çok fazla bağıramayacağım. Bu bölümü bu şekilde bitirelim. Adana Demirspor'la bir maçımız var. Onlar şu anda 2 puanda. 19. biz 13.yüz. 6 puanda. Güzel bir teklif gelirse Larsson'u satacağız arkadaşlar. Orada 10 milyondan fazla para alacağız zaten. Bakarız ya duruma göre. Yani bir tane Larsson olacağına birkaç tane daha adam olsun. Bir genç olsun bence daha güzel olur. Maç günü diyelim buraya gelelim. Maç öncesi raporu diyor. Şuraya bakalım kim varmış. Yusuf Sarı burada oynuyor. Boratelli, Belhanda, Badur, Durukan gibi takımlar var. Basın toplantısını yapalım. Bakalım son maçımızda neler söyleyecekler. Bunu niye sürekli karşıma çıkarıyor benim? Allah Allah. Kazanacak bir takım kuruyoruz. Çok mutluyuz şu anda. Harika. Buksa'yla başlayalım. Sonradan açılalım diyorum ben. Öyle düşündüm. Adana'ya gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim bir kebap yiyelim, gelelim. İnşallah gol yemeyiz. İnşallah gol atarız. Bölümün son maçına geçerken like butonuna basarsanız harika olur. Gecenin 4.30'da çekiyorum şu anda bunu. Zaten ben gece başladım çekmeye de. Oturaktan bir kurtulayım artık. Oo kavga da edeceğiz galiba. Burada yedik lan. Hadi bakalım başlayın. Ya adamlar vuruyor abi, vuruyor bak. Ne oldu ya? Abi ne? Bir daha bravo. Sakin. Bir daha alın bakayım.
Anla sakatlık yazıyordu, ne oldu? Sarı. Ya nereye atıyorsun? Benim verdiğim yer orası değil ya. Allah'ım siz ne yapıyorsunuz arkadaşım? Öyle açı, devam lan. Gol değil mi oğlum? Ya bunu nasıl kurtardın ya? Hadi abi, hadi abi, hadi. Boş boş hareket yapmayın hadi. Hani adam sakatlanmış, ne oldu? Şaka mı yapıyorsunuz anasını? Hadi hadi. Yo bunu nasıl kurtardın Allah için ya? Sen nasıl bir kralsın ya? Sen nasıl bir kralsın arkadaşım? Ne bağırıyorsun? Deminkini kurtardı, bunu yedi. Ne o? Tamam, bu da normal olabilen şey de yani. Demek ki abi nasıl bir refleks var arkadaşım ya? Gelen var. Vay anasını ya. Vay anasını seyirciler. Onu bir alalım, onu bir alalım. Lan ne oluyor? Atması lazım. Çünkü o Balotelli, o bir ilah yani. Ya top bende değil mi? Ne oluyor acaba? İki kişinin içinden nasıl top alıyorsun sen ya? Sen nasıl top alıyorsun iki kişinin içinden ya? Arkadaşlar 4-1 bitti. Ya biri bizi yendi mi? Yenmiyor yani. Gerek bitiriyor bu işi. Çok gıcık oldum ya. Ben diğer takımı yendim öyle anlamadım yani. Maç bilgileri nerede o? Performans gidiyor. Bizden bir bak yok zaten. Abi bak şimdi. Maçtan önce baktım. Buna bak. Herkes bir tane yedi var. Bu Balotelli var ya, ilk defa maça çıkıyor ya. Maç oyunu maç yapmamış da. İlk maçında bize adam gol attı iki tane. Maç sonu röportaj diyelim. Ne soracak acaba? Hadi oğlum hadi geç ya geç. Nalet girsin ya. Abi bunlar olacak sezon başı. Sezon başı her şey olur. Milli takım teknik direktörlüğü. Ya bir yürü git galler maller. Teşekkürler hocam diyor bu da. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Kaç gün var? 2 milyon paramız var. 1, 2, 3, 4, 5 günde. Zaten burada yazıyormuş. 4 gün kalmış. 4 günde şeyin bitmesine var. Şeyi satalım mı? İşte teklif gelirse Larson'u. Yoksa Larson kalsın böyle devam. 2 milyon paramız var. Birisini bir sıkıştıralım araya. Sol bek falan 7'ye alabiliriz. Öyle bu şekilde idare ederiz diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Yani takım şu. Takım şu şekilde. Gauto, Fatman, Holtman. Saçma sapan da söyleyemedim zaten. Yani kaleci nasıl? Kaleci de ne bileyim ya. Saçma sapan bazen gol yiyor. Ne bileyim. Bir garip şeyler. Ya zorluk olacak tabii ki. Bu zaten seçkinde oynuyoruz yani. En kötü, en zoru bu. Daha başka ne yapayım? Şunu şuradan çıkarayım da. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bölümün oyuncusu anketi yapacağım ama şimdi kimse hiçbir şey yapmadı yani sonuçta bizden. Ama yine de yapalım. Belki birilerine bir faydamız olur, bir şey olur. Bölümün oyuncusunu ben seçeyim artık oralardan, yerlerden. Ona da katılırsanız sevinirim. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want